Kentsel dönüşüm projeleri kapsamı içerisinde yapıların denetlenmesi yapılabilmektedir. Yapılar denetlenirken hem tahribatlı hem de tahribatsız yöntemler kullanılmaktadır. Biz jeofizik mühendisleri olarak tahribatsız yöntemler kullanıp yapı elemanlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için öncelikle yapının temel tipi ve temelin kalınlığı nedir? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Arkasına kolonlardaki beton kullanılan, kolonyada kirişlerde kullanılan betonların dayanımını belirlememiz gerekiyor. Bunun dışında kolonlar içerisinde kullanılan düşey donatılar ve o kolonları sargı şeklinde saran etriyelerin aralıkları ve sayılarını belirlememiz gerekiyor. Ayrıca jeofizik yöntemlerden mikrotremör kullanılarak yapının periyodunu ortaya koyabiliyoruz. Aynı zamanda zeminin periyodunu da ölçüp yapının rezonansa girip girmeyeceği hakkında bilgiler verebiliyoruz. Ayrıca yapı eğer nem alıp var olan donatıların korozyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyabilmek için de jeofizik yöntemlerden elektrik öz direnç yöntemini kullanarak korozyon durumu hakkında da bilgi verebiliyoruz. Biz bunu yaparken hiçbir şekilde yapıya hasar vermeden bu yapı elemanları hakkında bilgiler çıkartıp inşaat mühendisine sunabiliyoruz. Evet, jeofizik yöntemler kullanılarak betonun dayanımını belirleyebiliriz demiştik. Bunu ortaya koyabilmek için sismik ultrasonik cihaz olarak kullandığımız P ve S dalgalarını ölçebilen bir cihazımız söz konusu. Burada kullandığımız P ve S dalgaları deprem dalgaları olarak bilinmektedir. Deprem dalgaları öncelikle primer dalga dediğimiz P dalgası ve ses dalgası. İkinci olarak da sekonder dediğimiz S dalgası, yani makaslama dalgası dediğimiz dalgaları kaydedebiliyoruz. Bunun yapay olarak üretilen sismik cihazımızla bu dalgaları kullanarak betonun dayanımını ortaya koymamız mümkün. Yapılarda beton dayanımını tespit etmek için sismik ultrasonik cihazımızı kullanıyoruz. Burada kullanırken hem P dalgasını hem de S dalgasını ölçebilme imkanımız var. P ve S dalgasını birlikte ölçersek eğer betonun aynı zamanda dayanımının dışında elastik parametreleriyle de ilgili bilgi verebiliyoruz. Kolonun istediğimiz yerinden her iki tarafına denk gelecek şekilde ölçü alarak P sinyalini elde etmeye çalışıyoruz. P ve S dalgasının hızlarını tespit ettik. Bir kolonun sadece bir noktasına ait değil, kolonun dibinden tepesine kadar olabilecek farklı noktalarda da P ve S ölçülerini alarak kolonun tamamı hakkında beton dayanımı bilgisi vermemiz çok kısa bir zaman içerisinde mümkün olabilmektedir. Ve bunu bütün kolon boyunca yaptığında kolonun homojen olmayıp heterojen bir yapıya sahip olduğunu ve farklı noktalarda farklı dayanımlara da sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu kolon hakkında konuşmaya kalkarsak kolonun orta dayanımlı bir beton olduğunu, yani yaklaşık 15 ile 25 megapaskal arasında bir değere sahip olduğunu yüzeysel olarak şu an söyleyebiliriz, ama ampirik bağıntılar kullanarak da tam değerini vermemiz mümkün. Yer radarı yöntemi, jeofiziğin yüksek çözünürlüklü, hızlı, gördüğünüz gibi uygulaması kolay, tahribatsız yöntemlerinden birisidir. İkinci uygulamamızı kolon yüzeyinde etriyelerin tespiti için gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde donatıları da tespit edebiliriz.
yapının bodrum katında aldığımız ölçünün veri işlem teknikleriyle değerlendirilmiş kesitini görmekteyiz. Buradan açıkça görüldüğü gibi temel kalınlığı yaklaşık olarak 40 santimetre ve kolonlar arasındaki temelden gelen yansımaları görmekteyiz. Bu da bize yapının temelinin mütemadi temel olduğunu göstermektedir. Kolon yüzeyinde etriyelerin tespiti amacıyla yaptığımız ölçülerin değerlendirilmiş kesitine baktığımız zaman etriyelerin konumlarını açıkça görmekteyiz ve bunlar arasındaki mesafe bizim değerlendirmelerimiz sonucu 20 santim olduğunu görmekteyiz. Burada ise düşey yükü taşıyan donatıların konumlarını görmekteyiz. Yüzey ve donatı arasındaki mesafe 4 santim olarak görülmektedir. Kolonun 4 yüzeyi için 16 donatı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yapı jeofiziği çalışmalarında kullanılan bir yöntem de öz direnç yöntemi. Bu yöntemde elimde gördüğünüz alet özellikle yapı üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bir basit geliştirilmiş hali. Bu aleti kullanarak biz betonda nemli olan zonların belirlenmesinde ve bu donatının paslanmasından dolayı uğradığı korozyonu belirliyoruz. Bunu yaparken bu donatıya herhangi bir zarar vermiyoruz. Bu şekilde kaydırarak ölçüler alıyoruz. Bu donatıyı tabii belirli aralıklar karelaj yaparak tüm donatı da yapıyoruz ve çok kısa sürede oluyor bu. Birkaç dakika içerisinde bu kolonda nemli olan yerler ve bu nemli olan yerlerden dolayı donatılardaki paslanma olan yani dayanımı zayıf olan yerleri tespit ederek bunları inşaat mühendislerine bilgi olarak verebiliyoruz. İnşaat mühendisleri de ona göre önlemlerini alıyorlar. Yer yapı etkileşimi araştırmasında belirlenmesi gereken iki parametreden bir tanesi yer ve üzerinde yer aldığı yapının doğal titreşim frekansının veya periyodunun belirlenmesi. İkincisi ise sismik genlik büyütme değerinin tespit edilmesi, belirlenmesidir. Bu amaçla jeofizik araştırma yöntemleri içerisinde doğrudan değinilen bu iki parametrenin elde edilmesini sağlayan yegane yöntem mikrotremor yöntemidir. Bu tür doğal titreşimlerin kaydedilmesi burada görüldüğü gibi sismometre aracılığıyla yapılmaktadır. Bu ölçümler şekilde görüldüğü gibi elde edilen veya kaydedilen ölçümler analizi sonucunda yerin ve aynı zamanda yapının deprem esnasında rezonansa girip girmeyeceği tespit edilebilmektedir. Burada da zemin üzerinde doğal titreşim kaydı alarak zeminin doğal titreşim frekansı veya periyodunu belirlemeye çalışacağız. Burada da dördüncü kat olan teras katında doğal titreşim kaydı alarak yapının doğal titreşim periyodunu veya frekansını elde etmeye çalışacağız. Araştırdığımız binanın bodrum doğal zemininde ve üçüncü katında aldığımız doğal titreşim kayıtlarının analizi neticesinde elde ettiğimiz değerler görüldüğü gibi bodrum katta yaklaşık 1.1 Hz yani 0.90 civarında 90 saniyelik civarında bir periyot. Keza zeminde aldığımız ölçüm sonucunda elde ettiğimiz 0.90 saniye periyot o da hemen hemen 1.1 Hz'lik bir frekansta. Buna karşılık üçüncü katta 0.3 saniyelik bir doğal titreşim frekansı, doğal titreşim periyodu elde edilmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki binanın doğal titreşim frekansı kat başına yaklaşık 0.1 saniyelik bir periyoda sahiptir.